Kentsel dönüşüm kredi oranını 0.79'a çektik. Vatandaşlarımız yeni konut yapsınlar ve bir an önce o konut arzını arttıralım. Yüksek döviz kuru enflasyonu tetikledi. Yüksek enflasyon konut kiralarını etkiledi. Hükümet faiz kira zamlarını dur demek için zam oranını %25 ile sınırlandırdı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında uygulanan sınır için bir yıl süre konuldu. Ne var ki kira fiyatları deprem sonrasında tekrar fırladı. Arz talep dengesi hep söylüyorum ben. Burada yani e, siz talep doğrusunda arzı arttırırsanız evet. dengelersiniz. Yüksek konut kiraları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da gündeminde. Bakan Murat Kurum, Temmuz 2023'te sona erecek kira zammı sınırlamasının uzatılacağını bildirdi. Oranın ise %25'ten farklı olabileceğini söyledi. 2023'ün 7. ayı ne kadar geçerli? İnşallah 7. aydan sonra onu yine uzatacağız. Yani tabii ki e, oradaki e, tefe tüfe ortalamasına bakarak eğer piyasa... Şartların üstünde bir ortalama söz konusuysa onu yine vatandaşımızı koruyacağımız çünkü bu bir geçici bir süreç ee, yani sebebi de belli. Yaklaşık 6 milyon kiracıyı yakından ilgilendiren düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce ilgili kanuna geçici madde eklenerek hayata geçmişti. Söz konusu uygulamanın uzatılması için meclisin yeni bir düzenleme yapması gerekiyor.